Haberin Kuzey'e açılan kapısı TV55'e hoş geldiniz. Bizi YouTube'un yanı sıra sosyal medya hesaplarımızdan ve zamanmekanmakinesi.com haber sitesinden takip edebilirsiniz. Ayrıca YouTube'un sağladığı katıl özelliğini kullanarak kanalımızı destekleyebilir ve yayınlarımıza erken ulaşım hakkı elde edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. TV55'ten merhaba. Samsunspor'un Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı müsabaka öncesinde bir maç önü kısa videosuyla birlikteyiz. Sonra tabii bu videolar birleştirilecek. Maç sonu da karşınıza çıkacak. Tabii maçın başlamasına yaklaşık 45 dakika var. Kadrolar açıklandı. Samsunspor'un kadrosuna baktığımızda geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçı 11'inin aynısının sahaya sürüldüğünü görüyoruz. Teknik direktör Thomas Reis tarafından. Aslında benim beklentim 10 oyuncu tamam. Sadece Muya'nın yerine Laura'yı oynatabilir diye düşünüyordum. Fakat demek ki idman performansını yeterli görmedi. Ya da Muya'ya halen güveniyor. Bu nedenle böyle bir 11 çıkarmış oldu. Tabii 11'de değişiklik olmaması hemen şunu bize hatırlatıyor. Sanki oyun planında da bir değişiklik olmayacakmış gibi. Çünkü şu an Samsunspor kamuoyunun en fazla merak ettiği konulardan birisi deplasman performansı. Malumunuz geçtiğimiz sezon takımımızı çalıştıran Alman teknik adam Markus Gisdol ile kimyalar tutmuştu. Ama iç sahada çok çok iyiydik. Deplasmanda ise sadece bir galibiyetimiz vardı. Yani deplasman karnemiz Gisdol öncesi aslında Hüseyin Eroğlu'yla da kötüydü. Ancak Gisdol'la da bu karne bir türlü düzelmemişti. Yani Aralık ayından bu yana deplasmanda galip gelemiyoruz. En son Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etmiştik. Uzun süredir deplasman galibiyetimiz yok. İşte en çok merak edilen konu da acaba Thomas Reis'in oynatacağı futbol oyuncuların mentalitesinin değişmesine sebep olacak mı? Ve Samsunspor artık deplasmanlardan da puanlarla dönebilecek mi sorusu. Biz de açıkçası bunu merak ediyoruz. Bu anlamda ilk hafta oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasının kesin bir ölçü olmayacağının ben de farkındayım. Çünkü biraz kategori dışı bir rakiple oynadık. Asıl sınavını Thomas Reis bu maçla birlikte verecek. 11'e baktığımızda da kalede Okan'ın, sağ bekte Zeki'nin, sol bekte Bola'nın olduğunu görüyoruz. Şapka ve Van Drongelen ikilisi ortada oynayacaklar savunmada. Orta alanda 6-8-10'da ise Yusuf Benacer, onun önünde Olivia Encham, Carlo Holse, kanatlarda Arbnor Muya, diğer kanatta Kingsley Schindler ve santraforda yine Marius Madil Maggi'yi göreceğiz. Tabii kulübenin durumu da burada önemli. Lig başladı, rakipleri biraz seyrettik. Kimini özetten, kiminin maçlarını tamamını seyrettik. Yani bugünkü oyun, aslında oyun değil, bugünkü skor bence biraz ipucu verecek. Şimdi kamuoyu ikiye bölünmüş durumda. Beşiktaş maçından sonra pek çok Beşiktaşlı ve farklı takımlı arkadaşım bizim çok iyi bir takım olduğumuzu, ligi ilk 10'da bitirebileceğimizi ve etkili bir futbol oynadığımızı söyledi. Bir bölümü böyle düşünüyor kamuoyunun. Bir bölümü ise etkili futbol oynamış olsak bile bunu skora çeviremediğimizi ve kadro darlığı nedeniyle transfer yasağının da etkisiyle uzun süreçli bir yarışta zorluk yaşayacağımız, yani bu, ben de aynı kanaatteyim. Kendi fikrimi de söylemiş olayım bu arada. 4-5 maçlık bir şampiyona olsa olabilir ama çok uzun bir süreç bu. Haziran ayına kadar devam edecek bir süreç ve burada takımın nefesi ve kadro kalitesi ve hatta oyuncu sayısı yeterli olacak mı? Yani açıkçası bunu çok bilmiyoruz. Thomas Reis'in de ne vereceğini çok bilmiyoruz. Ancak ilk maçta gördüğümüz takımın tempolu oynadığı, geçen seneki oyun ezberini devam ettirebildiği, Thomas Reis'in Markus Gisdol'dan farklı şeyler denediğini gördük. İşte bugünkü maçta bu deplasmanda önemli bir ölçüt olacak. Gaziantep takımına baktığımızda geçen hafta 10 kişi kalmasına rağmen hani 1 puana sevinecek durumdayken kritik bir artı 90 golü bularak deplasmanda Bodrumspor'u mağlup ettiler ve 3 puanla başladılar. Tabii onlar için önemli bir moral oldu bu. Şimdi kadrosuna baktığımız zaman geçen seneki takımı düşününce en önemli iki oyuncusu Atan'ı ve Tutan'ı, yani Draguş ve Nitsa'yı kaybetti. Romanya milli takımının da bank oyuncularıydı bunlar. Avrupa Şampiyonası'nda da seyrettik kendilerini. Bu iki oyuncuyu kaybetti. Acaba yerine aldıkları hem bu oyuncuların boşluğunu doldurabilecek mi, hem de takımlarına ayrıca bir katkı sağlayabilecek mi? Açıkçası ben sadece Bodrum maçı özetini seyrettiğim için Gaziantep'le ilgili kesin bir fikre sahip değilim. Bu maçta da göreceğiz. Tabii bir Samsunsporlu olarak temennim geçen seneki o deplasman zafiyetinin bir an önce
bitmesine şahit olmak ve Antep deplasmanında kazanmak. Bu elbette zor. Yani oldukça zor. Ligin genel durumuna baktığımızda da aslında geçen senenin biraz devamı gibi görüyoruz. Sadece geçen sene çok güçlü iki takım varken, arayı açmışken, bu iki takıma belki iki, belki üç takım daha eklenebilir. Ama yine çok ciddi bir seviye farkı olduğunu görüyoruz. Transfer yasağı olan takımların dışında, transfer yasağı olmasa da transfer yapamayan, ekonomik şartlardan dolayı kadrosunu genişletemeyen takımlar var. Yani benim hatırladığım en durgun yaz transfer sezonu olabilir. Bütün ligin genelini düşündüğümüzde çok fazla hareketlilik yok. Bu da lige nasıl yansıyacak zaman içerisinde bunu da göreceğiz. Evet, maç öncesi bu kadar. Belki bir devre arası yaparım, bilmiyorum, ama maç sonunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gaziantep FK Samsunspor maçının devre arasında tekrar birlikteyiz. İlk yarı 5. dakikada Carlo Holse'nin attığı golle 1-0 üstünlüğümüzle tamamlandı. Şu ana kadar açıkçası her şey istediğimiz gibi gidiyor. Yani ilk 15 dakika golü bulmamıza rağmen biraz pozisyon verdik. Kaleyi bulan epey şutları vardı. Orada Okan'ın kurtardığı toplar vardı. Ama sonra yani 25'ten 30'dan sonra artık pozisyon da vermez olduk. Maşallah diyelim. Aman yani nazar değmesin. 1-0'lık üstünlük. Tabii uzun süredir biz deplasman galibiyeti alamadığımız gibi tek aldığımız galibiyet Adana Demirspor deplasmanı dışında hiç önde de oynayamadık. Ve yaklaşık bir yıldır arkadaşlarla diyorduk ki acaba deplasmanda biz 1-0 veya fark etmez bir şekilde öndeyken nasıl oyun oynarız acaba? Bunu çok merak ediyorduk. Bu da merak ettiğimiz şeylerden birisiydi. İyi gidiyor yani 11 Beşiktaş maçının 11'iydi. Takım şu an gayet iyi bir şekilde bir deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynuyor. 1-2 işte hücum varyasyonlarında aksayan taraflar var. Özellikle Muya halen beklenen performansta değil ama bunlar için bir kenara bırakalım. 1-0'lık üstünlük gayet iyi. Toplu oynama oranlarına baktım. %62'ye 38 bizim üstünlüğümüz var. Deplasman takımı için oldukça iyi bir oran. Bu arada tabii Benacer'in çok iyi oynadığını söylemem lazım 6 numarada. Gayet iyi oynuyor, iyi yönlendiriyor. Hem savunma öncesi hem hücum başlangıçlarında en fazla beğendiğim, en çok beğendiğim oyuncu Benacer oldu. Onun dışında takım genel anlamda da iyi bir performans sergiliyor. Tabii bunun böyle devam etmesini temenni ediyoruz biz de. Şimdi devre arasındayız, keyifler yerinde. İnşallah maç sonu videosunda da Samsunspor'un uzun süre sonra ilk deplasman galibiyeti, sezonun da ilk deplasmanında 3 puanla tanışmasıyla biten bir konuşmaya şahitlik edersiniz diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. 1-0 iyi gidiyor. Evet, maç bitti. 1-0 kazandık. Yüzümüz gülüyor. 1-0 kazandık. Hemen ikinci yarının notları ve genel bir değerlendirmeyle videoyu da sonlandırayım. Gaziantep ikinci yarı 3 değişiklikle başladı. Fakat bu oyuna yansımadı, açık söyleyelim. Yani hiç böyle 1-0 geride olan bir ev sahibi gibi oyunu domine eden, sürekli bizi bunaltan, baskı altına alan bir zaman dilimi dahi olmadı. Genelde böyle ortada, biz de epeyce pozisyon bulduk. Deplasman takımı gibi oynamadık. Bu arada tribünlerden de bahsedelim. Antep halkı genelde olduğu gibi yine ilgisiz kalmıştı maça. 200 kadar Samsunspor taraftarı da deplasman tribündeki yerini almıştı. Su molasına kadar, 65'teki su molasına kadar Kingsley Schindler'le birkaç tane pozisyon bulduk. Fakat Schindler'in hücum özelliğinin neredeyse hiç olmamasının etkisiyle bu pozisyonları harcadık. Gaziantep'in birkaç şut denemesi vardı. Fakat Okan'ı çok zorlayacak, karşı karşıya böyle bizi de bunaltacak, bize kabuslar gösterecek bir pozisyonu olmadı. Genel anlamda yine ilk yarıdaki oyunun aslında devamı oldu diyebilirim ikinci devre içinde. Schindler oyundan çıktı, Dimata girdi onun yerine. Biz aslında Laura'yı bekliyorduk ama hoca demek ki antrenman performansından çok memnun değil ki Laura'yı 90. dakikada 3 oyuncu değişikliği birden yaptığında oyuna aldı. Bu arada Celil Yüksel de oyuna girdi. 80. dakikada maçın tek golünü atan Carlo Olsen'in yerine. Celil'in kariyerinin Süper Lig maçıydı bu. Antep'in pozisyon bulma ihtimali düşüktü fakat yan top tehlikesi vardı ve yan toplardan, duran toplardan, özellikle şişirdikleri pozisyonlarda işte ileriye çıkan stoperlerinin de etkisiyle pozisyon bulabilirlerdi. Bu bizi biraz endişeye sevk etti. Fakat çok şükür diyelim, bir taraftar gözüyle baktığımızda bu gerçekleşmedi. 1-0'lık galibiyet hayırlı olsun. Thomas Reis deplasman performansıyla
düşündüğümüzü gerçekleştirdi. Evet, bu takım deplasmanda farklı oynayacak bu sene ortada. Bu anlamda aylar sonra galip geldik ve daha da önemlisi 1-0 kazanırken Süper Lig'de geçen sezon her deplasman maçında gol yemiştik. Berabere kaldığımız, hatta kazandığımız maçta da gol yemiştik. Bu sefer gol yemeden bir karşılaşmayı tamamladık. Uzun süre önde götürdüğümüz bir maçta nasıl oynayabileceğimizi de görmüş olduk. Bu anlamda bu deplasman galibiyeti hayli iyi oldu. Aslında haftaya Başakşehir'le oynayacaktık ancak bence Türkiye Futbol Federasyonu'nun saçma, gereksiz bir kararıyla Avrupa Kupası maçları nedeniyle 3 tane maç ertelendi. Bunun sonunu alamazsınız, onu söyleyeyim yani. Sürekli bu talepler gelecektir bundan sonra. Bir boşluk oluşacak. 2 hafta sonra Hatay deplasmanıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Thomas Reis hocayı, teknik ekibi, bütün oyuncularımızı A'dan Z'ye, oynayan oynamayan hepsini tebrik ediyorum. Bize güzel bir hafta sonu yaşattılar. Önümüzdeki bir haftayı, hatta 2 haftayı mutlu ve umutlu geçirmemizi sağlayacaklar. Bu anlamda hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah daim olur bu deplasman oyunları, deplasman galibiyetleri. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.